Elçin'le Zirvedekiler programına hoş geldiniz. Ben Elçin. Şimdi yanımda yine çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi İmam Hatipli Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Sayın Nurullah Şahin. Hoş geldiniz Nurullah Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz Elçin Hanım. Hoş bulduk. Sağ olun. Öncelikle Doğu TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizlerin nezdinde bizi konuk ettiniz burada. Bize bir fırsatı, bu imkanı sunduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Size iyi ki geldiniz. Nurullah Bey, öncelikle sizi biraz tanıyalım. Nurullah Şahin, 1975 Sivas doğumluyuz. Yaklaşık işte 1982 yılından beri Eyüpali Beyköy'de ikamet ediyoruz. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Eyüp Üniversitesi mezunu olarak daha sonra işletme fakültesi derken evliyiz, iki çocuk babasıyız. Allah bağışlasın. Hayatımızı sürdürüyoruz bir şekilde. Peki ne zamandır bu dernekle ilgili çalışmalara ne kadar oldu başlayalım? Şimdi şöyle söyleyeyim. İmam Hatipli Sanayici İş Adamları Derneği olarak eğer ele alırsak daha İmam Hatipli Sanayici ve İş Adamları Derneği, kısa adımız İSİAD, daha yeni sayılırız. Yani yaklaşık bir 8 aylık bir süreç içerisindeyiz ama çok şükür... Ama çok uzun zamandır dernekçilik yapıyorsunuz. Yavaş ama emin adımlarla gidiyoruz. Ne güzel. Eğer sivil toplum kuruluşları ile ilgili alakamı sorarsanız bu 20 yıllık yaklaşık belki oldukça daha fazla bir sürece dayanıyor. İşte birçok sivil toplum kuruluşlarında görev yaptık, başkanlık yaptık, kuruculuk yaptık. Bunları tabii zaman program içerisinde konuşacağız. En son İmam Hatip Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni kurucu olarak 7-8 arkadaşla kurduk. Ve şu anda ilerisiyle ilgili isterseniz bilgi vereyim hazır. Tabii lütfen. Sormuşken. Şu anda Konya Şubemizi kuruluşunu bitirdik. Orada ciddi çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Ankara Şubemiz gitmek üzere. İzmir Şubemizde ciddi çalışmalarımız var. Kaç şehirde varsınız toplamda? Şu anda 5 şehirdeyiz. Ülke olarak da Çin temsilciliğini verdik bir arkadaşımıza. Aa, ne güzel. Yani hani ilk, orada ilk, da var İmam Hatipli iş adamı. Tabii. İmam Hatipli bir mezunu bir arkadaşımız. Orada Çin'de şirketi var. Şehirde faaliyet gösteriyorlar. Dolayısıyla hani buradan bizim dernek mensupları olsun, dostlarımızdan orada iş yapmak isteyenlere hiç kendilerini yormadan, uğraşmadan, sıkıntı yaşamadan danışmanlık yapabilecek portföye sahipler, ciddi manada çalışmaları var. Aa, bu çok güzel. Evet. Peki neden İmam Hatipli iş adamları? Ya bu soruyu sorarak benim çok gerilere götüreceksiniz. Ne güzel, gidelim. Şöyle söyleyeyim, çok da fazla uzatmadan açıklamaya çalışacağım. Ya birçok sivil toplum kuruluşunda ben görev yaptım. Demin de bahsettiğimiz gibi, baştan da söylediğimiz gibi. Yani farklı sivil toplum kuruluşlarında çok uç kuruluşlarda görev yaptım. İşte Kızılay Şubesi'nden tutun da gençlik derneklerinden, işte sendikası, işte ne bileyim... Hakikaten hepsi de birbirinden çok hemşehri farklı. Hemşehri dernekleri. Bunların birçoğunda görev yaptık. Fakat bunlar daha çok imansiyonel kalıyorlar. Yani nasıl söyleyeyim size... Toplanıyorsunuz, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız, işte projeler olacak, şunlar olacak, kahvaltılar, işte geziler, aktiviteler falan, bunlar güzel şeyler. Kültürlerimizin tanınması, işte çalışmaların, işte insanlara hizmet anlamında, ülkemizin tanıtılması, hemşehri dernekleri açısından bakarsak birlik ve beraberliğimizin ve kültürümüzün tanıtılması da güzel şeyler. Tamam. Fakat
Ben şahsım olarak yeterli görmedim bunu. Ve daha kalıcı projeler, işte daha ülkemize ciddi manada hizmet edebileceğimiz, çok ciddi çalışmalar yapabileceğimiz bir kuruluş içinde bulunalım ve bunu gerçekleştirelim diye düşündük. Malumunuz ülkemizde 2 milyonun üzerinde yaklaşık İmam Hatip Lisesi mensubu ve mezunu. Ciddi bir rakam aslında, evet. Ciddi bir bu. Biz bunun %10'una hitap etsek çok ciddi bir rakam olur. Kesinlikle. Oldu. Dolayısıyla ülkemizde artık o geçmiş süreçten dolayı o problemler aşıldı. Birçok bürokratlarımız, evet, bir sürü sorun yaşanmıştı. Birçok iş adamlarımız, birçok şeylerde, kurumlarda bulunan ciddi görevler yapan arkadaşlarımız mevcut. Ve biz dedik ki, yani İmam Hatiplerle ilgili de İmam Hatip bünyesinde işte her İmam Hatip'in işte Mezunlar Derneği var. Evet. İşte farklı isimlerini burada söylemek istemiyorum şimdi. İmam Hatip'le ilgili çalışma yapan dernekler var. Biz dedik İmam Hatiplerin ismiyle, İmam Hatiplerin ismiyle biz bu arada hemen hemen Türkiye'deki ilk İmam Hatipli Sanayici ve İş Adamları Derneği ismini kullanan bir derneğiz ve ismimiz patentlidir. Bu ciddi, daha ciddi projeler yapabilmek için böyle bir olgu içine, bir birlik ve beraberlik içine girdik. Dolayısıyla arkadaşlarımızla bunun kuruluş aşamalarını yaptıktan sonra şu anda da gelecekte çok ciddi, sağlam temeller üzerine oturan ülkemize ciddi anlamda projeler üretelim. Yani biz istiyoruz ki hani kahvaltı yapıp falan bir şey yapıp oturup gitmeyelim. Projemiz olsun. Kalıcı bir şeyler bırakalım. Hatta nihai hedeflerimizde bizim üniversite var ileride. İnşallah. Tüm en yakın zamanda işte 30 büyük şehirde şubelerimizi tamamlayıp daha sonra 81 ilde, demin de bahsettiğim gibi Çin'le başladık. Evet. Belli ticaretin yoğun olduğu ülkelerde temsilciliklerimizi kurup hem kendi bünyemizde ticaret hacmimizi geliştirmek, hem ülkemize hizmet edecek projelerimizi oluşturmak, yatırımlar yapabilecek birliktelikler içine girmek istiyoruz. Bu anlamda projelerimiz var. Bu anlamda çalışmalarımız devam etmekte. Yani hedefleriniz arasında. Misyonumuz, vizyonumuz burada mevcut. Ben hani şey olarak da ben burada birkaç şey zikretmek istiyorum. Tabii lütfen. Müsaade ederseniz. Tabii eğer. Ki. Yani burada hani bunun bilinmesini istiyorum özellikle. İmam Hatipli iş adamları ve bürokratların helal ticari faaliyet misyonu ile bir arada bulundukları bir kurumdur İhsiyat. İmam Hatip vizyonumuz ise İmam Hatipli ve İmam Hatip camiasına gönül veren ticaret ve girişimcilik çerçevesinde toplanıp örnek bir ticaret ahlakı ve ülkemizde ve tüm ümmet girişimcilerine birliği sağlamak, ülke ekonomisinde sağlam pozisyonda söz sahibi olmaktır. Bu şekilde yola çıkış noktalarımız, bunlar bizim misyonumuz ve vizyonumuz. Sadece bununla yetinmiyoruz. Bizim burada en çok savunduğum şeylerden bizi diğer iş adamları derneklerinden ayıran noktalarımız var. Bunları da nedir onlar? Mesela biz adı üzerine İmam Hatipliyiz. Evet. Yani taşıdığımız bir misyon var. Evet. Yani burada manevi değerleri ön planda çıkaran, manevi değerlere önem veren, İslami ticaret ahlakını şiar oluşturmuş bir kuruluş olmak istiyoruz. Malumunuz ülkemizde, hani sakın kimse yanlış anlamasın beni, ticaret dünya genelinde baktığımızda yozlaşıyor. İş adamlarına bakıyorsunuz, bir sürü, çok affedersiniz, oyunlar, işte çekler, senetler, bilmem neler, bir sürü sıkıntılar yaşıyor. Kesinlikle. Da bunları şimdi teker teker söylemek istemiyorum. Biz şunu diyoruz arkadaşlarımızla toplandığımızda. Diyoruz ki buraya giren herkes ahlaken de ticareten de emin olunan insanlar olsun.
Peki bunu nasıl evet. sağlıyorsunuz? Yani bunu denetliyor musunuz bu insanları ya da araştırıp mı aranızı alıyorsunuz? Evet. Nasıl belirliyorsunuz? Şimdi ben geldim, İmam Hatip mezunuyum, iş adamıyım dedim, geldim sizin hoş geldiniz, sefa geldiniz ama... ama öncesinde beni bir araştırıyorsunuz sanırım öyle mi? Ticari, nasıl çalışıyor, ahlaklı mı? Ticari, bizim bir komisyonumuz var. Bu komisyonumuz işte ticari ve çalışmalarıyla ilgili piyasadaki itibarı nelerdir, ticaretle ilgili şeyleri nelerdir, verileriyle ilgili kendimize göre yöntemlerimizi belirledik. Bu yöntemlerle denetlememizi yaptıktan sonra, belli aşamalardan sonra bünyemizi kabul ediyoruz. Hemen her gelene işte İmam Hatip Lisesi mezunusunuz, buyurun gelin, buraya üye olun, hemen girin demiyoruz. Hiç böyle bir şey yaşadınız mı peki? Gelip de çalışma şeklini beğenmeyip de aranızı almadığınız oldu mu hiç böyle bir şey yaşadınız? Ya biz zaten şimdi şunu söylüyoruz. Alıp karşımıza konuştuğumuzda işte ticaret ilkelerimiz, işte dernekteki ilkelerimiz bunlar şunlar dediği zaman o zaten şey olarak belli oluyor zaten. Belli oluyor ve kendisini biz şey yapmadan uygun bir dille yok. Hayır, biz kendisine hiçbir şey söylemeden kendisi zaten kendi kendini bizden soyutluyor. Ha, anladım. Kendisi fark ediyor zaten fark ediyor, sizden evet. farklı olduğunu. Anladım. Ne güzel. Peki hükümetin ekonomi politikaları hakkında görüşleriniz nelerdir? Ya ben size şunu söyleyeyim. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti reel politikalar üzerinde çalışmalar yapıyor. Yani ayakları yere basan bir politika çalışmaları var, ekonomi politikaları var. Ki bunun en büyük göstergesi yatırım ve iş adamları bazında bu 14 yıllık AK Parti iktidarından öncesiyle şimdikini karşılaştırdığımızda çok değişik bir şey olduğunu kendimiz de görüyoruz. Yani şöyle anlatayım bunu. Geçmişte bir anayasa kitapçığı fırlatıldığı zaman dolar alıp başını gidiyordu. İşte ne bileyim farklı şeyler oluyordu. Her şey alt üst oldu. Tansuçilerin işte 5 Nisan kadar kararlarını biliyorum. İşte geçmişte bir takım Ecevit döneminde, rahmetli Ecevit döneminde, başbakanı döneminde yazar kasa fırlatıldığında neler yaşandığını zaten basın medyanın içindesiniz. Bunu zaman içinde görüyoruz, yaşadık. Ama şimdi bakıyorsunuz artık yurt dışından insanlar gelip bizim ülkemize yatırım yapmaya çalışıyor. Bankalarına bakıyorsunuz, işte iş dünyasıyla ilgili biz biraz daha içindeyiz. Ülkemizde ticari faaliyetlerini artıran şirket sayıları her geçen gün artıyor. Hal böyleyken yani geçmişte ne bileyim yani artık şimdi insanlar ticari olarak birçok şeylere ulaşabiliyor. İş adamlarının vize olayları falan bunlar artık kolaylaştırıldı. Bugün istediğiniz ülkeye gidip istediğiniz gibi çalışmanızı yapıp ticari şey yapıyorsunuz. Eskiden yurt dışından bir şey getirmek için güçlü prosedürler, bilmemler falan veya göndermek için çok uğraşılıyordu. Yani ticari olarak artık insanlar daha ayakları yere basan, sağlam iradeye mensup. Şimdi siyasilerden de seçimlerde görüyoruz. Çıkıyor vatandaş diyor ki ya ben 5000 lira diyor şey vereceğim diyor. Asgari ücret vereceğim diyor. Yani bu çok komik rakamlar bunlar. Yani yerine getiremeyeceğiniz şeyleri vaat etmemek insanlar gerekiyor. Bunları aslında gülüp geçiyor. Yani tabii ki. Bu ülkenin gerçekleri var. Evet. Bu ülkenin ekonomik gerçekleri var. Bunları iyi bilmek, iyi analiz edip iyi çalışmalar yapmak lazım. Ona göre de keşke verilebilse. Şimdi kalkıp böyle bir şey söyleyip de bunu yaptığınız zaman bunun ekonomik sonuçları neleri doğurur, neler yapılır, ne alır, ne götürür bunları iyi tahlil etmek lazım. Dolayısıyla bu anlamda hükümetin bu 14 yıllık süreçte ekonomi şeyini bayağı bir zaman sağlam zeminlere oturttu. Bugün Avrupa'ya bakıyorsunuz, Asya'ya bakıyorsunuz, birçok borsalarda fırtınalar kopuyor. Bizim ülkemizde eskisi gibi o spekülatif çalışmalar çok kolay olmuyor daha. Yani istediği gibi borsayla, istediği gibi dövizle oynayamıyorlar. Çünkü hükümetin kalıcı bir ekonomi politikaları ve üzerinde istikrarla kurduğu çalışmalar var diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Tabii bunlar bizim görüşlerimiz.
Anladım. Peki bu sivil toplum kuruluşlarının ekonomiye nasıl bir etkisi olur? Sivil toplum kuruluşları... etkisi nedir ya da? Bunun en büyük göstergesi TÜSİAD'ın başkanının geçen günkü konuşmaları. Mesela köklü bir sivil toplum kuruluşu olduğu için iş adamları anlamında söylüyorum. Bir dernek olduğu için bunu burada söylememin beisi yok herhalde. Burada şu var. TÜSİAD bile kalkıp bunun ne kadar doğru yolda olduğunu, hükümeti desteklediğini söylüyorsa demek ki politikaların şey olarak büyük etkisi var. Yani sivil toplum kuruluşlarının da bugün eğer bir hükümet veya iktidar bir çalışma yapacaksa, bir ekonomik konuda bir çalışma yapacaksa, vergilerle ilgili olsun, ticari hayatla ilgili olsun, asgari ücretle ilgili olsun, bütün sivil toplum kuruluşlarının görüşünü almak zorunda ve alıyor da. Burada sivil toplum kuruluşlarına çok önemli iş düşüyor. Nedir? Gerçekçi halkı yanıltmayacak, hükümeti yanıltmayacak raporlar hazırlayıp bunları sunması lazım ki hükümet de ona göre kendine çeki düzen versin. Ya, sivil toplum kuruluşları Avrupa'da, gerçi son yıllarda bizim ülkemizde de etkin ama Avrupa'da çok daha fazla etkinler. Mesela bir sivil toplum hareketi hükümet değiştirip çok şeylere, farklı yöntemlere gidebiliyor. Hı hı. Biz ihtiyat olarak bunun neresinde olacağız mesela? Ben tam da onu soracaktım aslında. Biz ihtiyat olarak demin de bahsettiğim gibi bu çalışmalarımızı yakinen inşallah tamamladıktan sonra hükümetimizi politikalarına yön verecek projeler sunacağız inşallah. Bunları çalışmalarını yapacağız. Ben çok memnun oldum sizi ağırlamaktan. Sizi tanıdığıma da gerçekten çok sevindim. İyi ki bizi kırmadınız, geldiniz. Estağfurullah. Bir Elçin ile Zirvedekiler programının daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.